Yani. Benimki Türkiye'de olduğu için daha kolay. Evet. Yani Türkiye'de oynayacağım bir oyun. Şimdi bu yeni bir tiyatro oyunu mu? Yeni bir şey yazıyor Uğur. Çünkü ben yeni bir şeyi de oynamak istiyorum. Yani oyuncu kimliğimle. Burada şimdi bir gösteri yapıyorum. Nilgün Belgün olarak çıkıyorum. Hayatımı anlatıyorum, anılarımı anlatıyorum. Çok keyifli bir gösteri. 7. yılıma girdim bu sene. Yine 7. yılda ufak tefek değişiklikler. Şarkı söylüyorum, dans ediyorum. Ondan sonra yani çok eğlenceli bir şey yapıyorum. Ama şimdi artık diyorum ki 7. yılımda bu gösterimi yapıyorum. Hala seyircisi bitmediği için devam edeceğim ne kadar sürerse. Yeni bir şey yapayım istiyorum. Ama bir türlü kendime göre bir oyun bulamıyorum. En sonunda Uğur dedi ki ben sana yazayım dedi. Tamam dedim. Yine tek kişilik şimdi, bir oyun mu olacak? Yani ya tek ya iki kişilik olarak yazıyor sanıyorum. Kendime erkek de bulamıyorum. Bir kadın bir erkek oynayalım diyorum. Benle oynayacak adam bulamıyorum. Yani adam. Yaşıma, bir başıma, yani ne bileyim her şeyime uygun bir erkek yok. Oyuncu çok zor oyuncu bulmak. Yani diziler için var ama evet. Tiyatro için hakikaten zor yani. Şimdi oradan yani ben oynardım ben da bir tane ezberim mi? Yok. Selçuk yöntem ne güzel olmaz mı? Evet çok güzel olur ama Selçuk da farklı çıkmıyor şeyler düşünüyor. Şimdi ben kendime göre bir oyun düşünüyorum. Hı. Selçuk kendine göre düşünür tabii tamam, ki haliyle. Tamam Karadağlı yani ben hani yakıştırdıklarımı söylüyorum. Evet Tamer'le de oynamak çok isterim çok açıkçası. Keşke olsa ama şimdi biz bu erkek işini çözemediğimiz için. Tamam Tamer'i bağlarım ben Amerika'dan yeni geldim. Canım Tamer'cim çok şeker. Zaten yaptığımız bir o hayat varsa sanat var da Tamer bir telefonumla hemen anında geldi. Çok bambaşka bir insan. Gerçekten çok saygı duyuyorum evet. Tamer'e. Onun dışında işte yeni bir oyun bakalım yazıyor. Ben de şimdi Bodrum'a gideceğim. Orada buluşacağız. Bana okuyacak heyecanlıyım açıkçası. Oh yeni bir oyun var. Bu müthiş bir haber ama biraz şu oyundan bahsedelim mi? 7. sezonda oynamak. Ali abicim sana da soruyorum. Bir kadın oyuncu için örneği var mı? 7. sezondur tek başına one woman show mu? Şimdi burada açıklama getireyim yanlışlık olmasın. Bu bir oyun değil gösteri. Gösteri. Tiyatro oyunu değil. Yani tiyatro oyununda tek kişilik oyunlarda oynayan tabii ki kadınlar, hanımlar var. Ama benimki hani o Cem Yılmaz, Ata Demirer, Yılmaz Erdoğan'ın yaptığı gibi bir one woman show. Onlarınki one man show. Benimki one woman show. Bir de onlardan artı ben dans ediyorum, şarkı söylüyorum. Dediğim gibi hayatımı anlatıyorum. Bunca ustalarla beraberim. Az bu kadın evet. Değilim. Kaç yılım geçti Ali'cim şimdi yaş baş söylemeyelim de. Kimleri eskitti? Sanatta 42 yılda zaten kendisi 42 yaşında olan bir kadın. Teşekkür ederim. Nasıl ne zarif ya? Kadın. Evet. İyi ki berabersiniz. Ona bak senden hiç böyle laflar duyuyor muyum? Yok ama biliyorsun ya ben eşime bile 30 sene. Demezsin. Üç defa seni seviyorum dedim. Üç kere 37 evet. Sene. O da evliliği ikna ederken. Bak 37 sene, 10 senede bir. Rovel ve Metia Los Angeles'tan Ali abiye sevgiler demiş. Aleykümselam. Yakında geliyorum Los Angeles'tan. Geliyor Los Angeles'ta oyunla birlikte. Evet, oyun gösterimle beraber evet. Geliyorum. Neyse, nerede kalmıştık? Bunun için çok önemli bir şey bu. Çünkü 7. yılım, 1. yılda önemsemedim, 2. yılda önemsemedim, 3. ama 7. yıl artık hakkımı ver hakkı. Diyorum sana. İzledi Ali. Sen değil mi Ali abiciğim? İzledi. Biraz anlatır evet. Mısın sen abi? He? Oyun nasıl? Geldi. Gösteri nasıl? Valla şimdi Nilgün Belgün başlı başına ortada bir tekst olmasa yani donanımıyla yaşadığı şeylerle baktığı yerden anlattıklarıyla 2-3 saat sizi öyle hipnotize edecek araya efekt olmaya gelecek kahkahalarıyla bir de şarkı söylüyorum evet. 8 tane. Yanında yaşlanılmayacak bir insan. Teşekkür ederim. Evet, yani gelen seyircilerim de buzdolabında evet. Gibi gidiyorlar. Taptaze olarak. geldi evet. Önde evet. İzledi ve dediğim gibi çok seyircim yani her sene kapalı gişe bıraktığım için yine devam ediyorum evet. Haliyle. İçine yalnız mesela Kenan'dan bir şarkı istedim. Bir gün dedim Kenan bir şarkın var dedim Kenan Doğulu'ya. İhtimal. Onu dedim 4 kuplesini söyleyebilirim. 4 de benden olsun. 8 kulüpte al söyle dedi. Şarkıyı verdi ama ben tabii şarkıları kısacık evet. Daha kısa yapıyorum. Ondan sonra gittim onun stüdyosunda şarkıyı onun şeyi altında onun tonuna göre söyledim ve sahnede söylüyorum. Teşekkür ediyorum buradan. Kenan'ı çok gerçekten çok seviyorum. Evet, eşi de zaten çok muhteşem bir evet. insan. Eşi de zaten Beren de benim
talebemdi, öğrencimdi. Türkiye'nin yıldızlarında. Evet, sizden çıktı. Tabii hem benim şimdi Ali'nin ayrıydı, talebeleri Poyraz oldu. Grubundaydı. Benim grubumdaydı. Aa, Beren Saat ve ben onu tabii ki. Aa. Beren Saat ve bak Uğur Oyuncu kadını. Oyuncu koçu. Öğretmendim ben. Hem koç hem öğretmen. Hem Beren hem de neydi çocuğun adı ya? Engin Akyürek. İkisi de benim öğrencilerimdi. İkisi de bak çok başarılı oldular. Evet. O devamı yapılamayan Türkiye'nin en başarılı sonuç üreten projesi. Evet. Yani hem şov programı. Birincisi ama. İşte. Evet. Devamını beceremediler. Evet. Yani. İki star bir kere. Engin Akdirek ve Beren Saat. Türkiye evet ama o zaman tabii ki biz onların star olacağını bilmiyorduk. Ama Beren çok harika bir kızdı. Şey de öyle. Engin de öyle. İkisi de son derece dikkatli, son derece cool. Ne yaptıklarını, orada niye bulunduklarını çok iyi bilen ve çok çalışan. Beren'i iki hafta üst üste ben birinci yaptım. Hatta şey oynattım onu. Belgin Doruk. Ne diyorsunuz, ne yapıyorsunuz diye bir Türk filmi. Evet, yetenekleriyle çok sevdiğim bir kızdı. Hatta beni ne zaman görse hala hocam der gördüğü zaman. Bu çok kıymetli o bir şey. O iş bitmez o. Gözünde kodladın mı kodlatmış, bir insanı? Evet, evet. O hep hocam. Evet, evet, çok güzel bir şey. Onun dışında o dans yarışmasında da biliyorsun o yarışma da müthiş bir yarışmaydı. Acun'un yaptığı. Sonra bir daha o da devam edemedi. Çok kaliteli bir yarışmaydı bizim. Yani hem şov reyting alacak şov yapmak hem de günün sonunda bir star bulabilmek, ortaya çıkarabilmek çok önemli bir şey. Ben şimdi iki tane star çıkmış düşün ki orada. 15 günde bir basın bülteni geliyor. İşte O Ses Türkiye'nin birincisi bilmem nerede sahneye çıktı. O Ses Türkiye'nin bir başka birincisi. Bilmem kaç yılı birincisi. İsmi nedir O Ses Türkiye'nin birincisi abi? Yok. Yani geçememişler öne. Yani demek ki O Ses'in finaline giderken bu yolculukta sadece şov kısmına bakılmış. Yani bu kalıcı bir ses olabilir mi? Sana bir şey daha söyleyeceğim. Evet. Sözünü kestim. Bizim yarışmadan sonra bir kere daha yapıldı yarışma. Nursteliler falandı galiba hoca. Evet. Oradan da star çıkmadı. İlk bizim yarışmadan çıktı işte iki tane star. İşte ondan sonrası yarışmadan çıkıp şova dönünce bir şey olmadı. Kriterler değişiyor ona göre. Bizimki ciddi ciddi yarışma. Ona göre jüriye uyduruk isimler konuyor. Hiç alakası olmayan show business'la, yaratıcılıkla, sanatla yani Popala Turka'da yıllarca şey jüri üyeliği yaptı. Armağan Çağlayan. Ama çok başarılıydı ya. Ama Armağan Çağlayan hukuk fakültesini ama o bitirmiş. Başka bir göze hitap etti yani. Bakayım. Bakalım yetenekli mi? Sahnede güzel duruyor mu? Duruşu nasıl? O sese bakmıyordu. Yapımcı bak, ve imaj maker olarak hayır. Sanki. Şimdi bir tane star yaratmış olsun, katkı sağlamış olsun, rüştünü ispatlasın, otursun oraya. Anladım. Yani Ahmet San o koltuklara oturmayı hak eden biri. Anlatabildim mi? Yani kim var ondan sonra bu anlamda bu Ali'yi yetiştir. Kızdırmayacağım. Star bak yetiştir. Hiç konuya karışmam. Şimdi evet. Susarım bekler. Bak. Neyse ben Erdal Fındıkoğlu'na selamımı göndereyim. Selamımı söyle diyor. Kurban Bayram acaba yayın olacak mı? Ortak danaya girdik yok. Evet. Ayol Dana'nın biri dün haberlerde gördüm. Nasıl kaçıyor bilmiş gibi arkasına bakmadan. Nasıl yıkmış ortalığı kaçıyor arkasına bakmadan. Çok üzüldüm. Yakalandı sonunda. Ya ben de bir video seyrettim. Yavru panda oyuncak şeysine gitmiş parkta. Alıp içeri götürmek istiyorlar onu. Böyle bir mücadele veriyor. Ay, gitmek istemiyor istemez yani. İstemez tabii oynayacak. İki tane orada. Genç kız alıyorlar kucaklarından çıkıyor. Nasıl acıdı bana yani bırakın diyor burada oynayın diyor ya. Evet ya özgürlük hayvanlar özgür olmak istiyorlar evet, yani. Evet. Bütün insanlar özgür olmak istiyor. Evet. Daha doğrusu bütün canlılar özgür olmak istiyor. Ben nereye konuşuyorum? Ha, şimdi. Birazcık da özgürlüğünü kendin yaşayacaksın. Kendin bunu yapacaksın. Çünkü menfaat ilişkilerle, hesaplarla, kitaplarla hayata baktığın zaman özgür olamazsın. Evet. Özgürlük de özgürlük, editoryal özgürlük
olabilmesi için ekonomik özgürlüğünün olması lazım. Ekonomik özgürlüğün ve dünya görüşün olması lazım. İstediği kadar ekonomik özgürlüğün olur ama gözün paradan başka bir şey görmez. Esir düşmüşsündür. Asla özgür olamazsın. Biraz kendine göre yaşayacaksın. İstediğin gibi. Öyle para seni esir almayacak, evet. Ali Bey.